Merhaba, ben Nesibe. Yeşil'in Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle sini oruğu ya da tepsi oruğu diye de bilinen tepside içli köfte tarifi paylaşıyorum. Eğer içli köfteyi çok seviyorsanız ama içli köftenin o tecrübe gerektiren dışını elinizde yapamıyorsanız ya da canınız içli köfte çekti ve çok vaktiniz yok, hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde İçli köftenin tadına varmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Ben bu videoyu çekerken 32 santimlik yuvarlak bir tepsiye yetecek kadar malzeme kullandım. Siz yapmak istediğiniz miktara göre malzemeleri oranlayabilirsiniz. Sini oruğumuzun yani tepsi köftemizin öncelikle sinili, yani ince bulgurlu dış harcını yapalım. Bunun için 2 su bardağı ince bulguru derin bir kaba alalım. Mutfak robotu kullandığım için bulgurlarımı mutfak robotunun haznesine aldım. Ben bulgurların yarısını esmer ince köftelik bulgur kullandım. Yarısını da normal beyaz ince köftelik bulgur kullandım. Siz isterseniz tamamen esmer bulgur ya da isterseniz tamamen beyaz bulgur kullanabilirsiniz. Bulgurların üzerine damak zevkimize göre tuz ve yine damak zevkimize göre karabiber ekleyelim. 2 su bardağı bulgurun üzerine 1 su bardağı kaynar su dökelim ve bunları karıştıralım. Ve kabımızın kapağını kapatıp bulgurların yumuşaması için bir kenara alalım. Ben mutfak robotuyla yaptığım için haznenin kapağını kapattıktan sonra 5 saniye kadar mutfak robotuyla karıştırdım. Ve kapağı kapalı bir şekilde bir kenara aldım. Bulgurlar bir kenarda yumuşarken biz ocağın altını ortadan yüksek ateşte açalım. Tabanı geniş bir tavayı ocağa alalım. Ve tavamızın içerisine 300-350 gram kadar kıyma koyalım. Ben 200 gram orta yağlı, 100 gram da biraz daha yağlı kıyma kullandım. O yüzden kıymayı kavururken tavaya yağ koymadım. Sizin kıymanız daha yağsızsa tavanıza birazcık yağ koyabilirsiniz. Kıymaları biraz kavuralım ve sonra ocakta kendi kendilerini kavrulmaya bırakalım. Biz de bu sırada soğanları hazırlayalım. 5 tane orta boy soğanı yemeklik doğrayalım. Ben içli köftede bol soğan sevdiğim için 5 tane kullandım. Siz eğer bu kadar bol soğanlı sevmiyorsanız 4 tane de kullanabilirsiniz. Ve ayrıca yine içli köftede soğanların da karakterini korumasını sevdiğim için, yani içli köfteyi yerken ağzıma hafif tatlı soğan tadının gelmesini sevdiğim için doğrarken biraz daha irice doğradım. Siz bunu sevmiyorsanız çok daha ince ince doğrayabilirsiniz. Ama robottan geçirmenizi tavsiye etmem. Çünkü robottan geçirdiğiniz zaman soğan birazcık acıyacaktır. Ve içli köftenin o iç malzemesinin tadını biraz daha kötü yapacaktır. Bütün soğanları böyle doğrarken ara ara da ocaktaki kıymamızı karıştırmayı lütfen unutmayalım. Biz soğanları doğrarken kendi kendine kavrulmuş olan kıymayı şöyle bir karıştıralım ve doğradığımız bütün soğanları kıymanın içerisine katalım. Ve üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyalım. Ve soğanları da ortadan yüksek ateşte ara ara karıştırarak 7-8 dakika kavuralım. İçerisine bir tatlı kaşığı domates salçası ve yine bir tatlı kaşığı biber salçası koyalım. Ve salçaları da tavanın ortasında karıştırarak kavuralım. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Bir tatlı kaşığına yakın pul biber ekleyelim. Damak zevkimize göre karabiber ekleyelim. Eğer elinizde varsa bir tatlı kaşığına yakın reyhan ekleyelim. Benim elimde kuru reyhan vardı. Kuru reyhan ekledim. Elinizde varsa taze reyhan da ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar kimyon ekleyelim. Ve bir çay kaşığına yakın da toz kişniş ekleyelim. Ve kıymayı
baharatlarla ve salçayla güzelce karıştıralım. Kıyma kavrulurken biz de bir tutam maydanozu saplarıyla birlikte ince ince doğrayalım. Ve doğradığımız bu maydanozu da kıymanın içerisine ekleyelim ve hepsini güzelce karıştırıp artık ocağımızın altını kapatalım. Kıymalı iç harcımızın çok kuru olmaması gerekiyor. Kıymaları aşırı kurutmadan pişirmemiz gerekiyor. Kıyma hala biraz suluyken artık altını kapatalım ve onu soğuması için bir kenara alalım. Ve cevizlerimizi hazırlayalım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1 su bardağı cevizi iri iri doğrayalım. Ben içli köfte ve siniyoruğunun iç harcında en çok cevizi sevdiğim için 1 su bardağı kullandım ve biraz dişe gelmesini sevdiğim için de iri taneli bıraktım. Siz eğer ceviz sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ya da daha az kullanabilirsiniz. Eğer ceviz kullanacaksanız lütfen çok fazla ufaltmadan kullanın. Gördüğünüz gibi irice dişe gelecek taneler halinde kesin. Ve 3 tane orta boy patatesi haşlayalım ve bu patatesleri çatalla ezelim. Patates kullanmamızın maksadı siniyoruğunu hazırlarken mümkün olduğunca az un kullanmaktır. Patatesleri de güzelce çatalla ezip bir kenara aldıktan sonra artık siniyoruğunun, tepsi oruğunun dış harcının hamurunu yapmaya başlayalım. Artık yumuşamış olan bulgurların içerisine bir tane yumurta kıralım. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Bir tatlı kaşığı biber salçası koyalım. Ve bir tatlı kaşığı domates salçası koyalım. Bir tatlı kaşığına yakın kimyon koyalım. Ve yine bir tatlı kaşığına yakın kuru reyhan koyalım. Ve mutfak robotunun kapağını kapatalım ve bu malzemeleri robotumuzla bir yaklaşık yarım dakika kadar çevirelim. Spatula yardımıyla kenarlarda kalmış olan malzemeleri de içeriye doğru alalım ve tekrar bir yarım dakika kadar çevirelim. Ben içli köfte ya da siniyoruğu yaptığım zaman dış malzemeyi elimle yoğurduğum zaman oluyor ya da mutfak şefiyle yoğurduğum zaman oluyor ya da böyle mutfak robotuyla yaptığım zaman da oluyor. Bu bölümde mutfak robotuyla yapmayı tercih ettim. Çünkü mutfak robotuyla ne kadar kolayca içli köftenin ya da siniyoruğunun dış harcının yapılabileceğini sizlerle paylaşmak istedim. Siz istiyorsanız tabii ki bunu normal klasik yöntemlerde olduğu gibi elinizle de yoğurarak yapabilirsiniz. Ya da mutfak şefiniz varsa mutfak şefinde de yapabilirsiniz. Haşladığımız ve ezdiğimiz patatesi de mutfak robotunun içerisine koyalım ve kapağını kapatıp bütün malzemelerin güzelce karışmasını sağlayalım. Yalnız malzemeleri karıştırırken lütfen mutfak robotunuzun kapasitesine göre çalıştırın. Mutfak robotunu çok fazla zorlayacak kadar malzeme doldurmayın ve mutfak robotunuzu çok uzun süre çalıştırmayın. Ve gördüğünüz gibi mutfak robotunda bütün malzemelerimiz güzelce bir kıvam aldı. Artık macun kıvamına geldi. Gördüğünüz gibi macun kıvamını aldıktan sonra hamurun içerisine tepeleme 2 yemek kaşığı unumuzu ekleyelim. Ve yine robotla yaklaşık yarım dakika kadar malzemelerimizi karıştıralım. Ve hazırlamış olduğumuz bu dış harcımızı temiz bir kabın içerisine alalım ve göz kararı ikiye bölüp bir kenara alalım. 32 santimlik bir tepsinin içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve elimizle tepsinin her tarafını yağlayalım. Temiz bir kabın içerisine biraz su alalım ve bu suyla ellerimizi ıslatıp tepsi oruğunun dış harcından küçük parçalar alalım ve bunları elimizle inceltelim ve inceltmiş olduğumuz bu parçaları birbirine yamayarak tepsinin her tarafını bu dış harçla kaplayalım. Gördüğünüz gibi elimi biraz ıslatıyorum ve dış harçtan parçalar alıp kabın her tarafını 3 aşağı 5 yukarı aynı kalınlıkta olacak şekilde güzelce dış harçla kaplıyorum.
Ben tepsinin kenarlarını da bu dış harçla kaplamayı seviyorum. Böylelikle tepsi oruğu biraz da pasta gibi olmuş oluyor. Siz istiyorsanız kaplamayabilirsiniz. Düz bir kat yapabilirsiniz. Dış malzemenin bu birbiriyle yapıştığı ek yerlerini suyla ve elimizle güzelce bastırarak birbirine yapıştıralım. Ama lütfen çok fazla su kullanmayalım. Bu hamurun çok fazla cıvık olmaması gerekiyor. Tepsinin tabanını tamamen dış harçla kapladıktan sonra hazırladığımız kıymalı iç harcın tamamını tepsimize boşaltalım ve kaşığımız yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde yayalım ve kıymaları kaşıkla şöyle güzelce bir bastıralım ve kıymanın üzerine iri iri doğramış olduğumuz cevizlerimizi dökelim ve cevizleri de tepsinin her tarafına eşit gelecek şekilde yayalım. Ben cevizleri böyle sonradan eklemeyi seviyorum. Siz isterseniz kıymalı sosun içerisine karıştırıp karışık bir şekilde de ekleyebilirsiniz. Cevizleri de güzelce her tarafa yaydıktan sonra yine ellerimizi ıslatalım ve dış harcımızın kalan kısmından küçük küçük parçalar alarak elimizle inceltelim ve bu parçaları birbirine yapıştırarak tepsinin üzerinde tamamen kaplayalım. Gördüğünüz gibi yine elimi ıslatıyorum. Bu sefer daha küçük küçük parçalar alıyorum. Çünkü üstünü yaparken çok fazla bastırmamız mümkün değil. Ve o küçük parçaları birbirine yamaya yamaya bütün tepsinin üstünü gördüğünüz gibi kaplıyoruz. Ve tepsinin her tarafını böyle kapladıktan sonra bir bıçak yardımıyla tepsinin kenarındaki dış harçları da içe doğru gördüğünüz gibi kıvıralım ve elimizi ıslatarak onların da tepsinin geri kalanıyla güzelce bütünleşmesini sağlayalım. Sini oruğumuzun dışını tamamen böyle düzledikten sonra üzerine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı dökelim ve bunu da elimizle tepsinin her tarafına güzelce sürelim. Ve keskin bir bıçak yardımıyla istediğimiz şekilde keselim. Önceden ısıtılmış altı üst ayar 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirelim. Ve gönlümüzce servis edelim. Ben tepsi oruğunu keserken küçük kızımın artık çok uykusu gelmişti. O yüzden çok huysuzlandı ve keserken bayağı acele ettim. Çok düzgün kesemedim. Pişirirken de ne yazık ki bir türlü uyumadığı için tepsi oruğum fırında 30 dakika yerine 50 dakika kadar kaldı. O yüzden sini oruğunun üzeri biraz kurumuştu ve çatlamaya başlamıştı. Umarım siz pişirirken böyle küçük aksiliklerle karşılaşmazsınız ve sini oruğunuzu sadece üzeri kızarana kadar 25-30 dakika kadar pişirirsiniz. Umarım bu kolay ve çok lezzetli tarifi beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere, aksiliklerden uzak, sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.